alakalı sorulara genellikle böyle hep böyle bir heyecanlı. Ciddi böyle yüzü gülüyor. Evet, böyle bir hep bir kıpır kıpır. Hani normalde kıpır kıpır bir kız Tuğçe ama hani Tankut dışında da daha yani farklı. Yani Tankut ismiyle daha bir kıpır kıpır hale geldi. Dedim ne düşünüyorsun? Vallahi yaş benim için hiçbir problem değil. Daha önceki ilişkilerimde de olgun insanlar hayatıma girdi. Neden olmasın? Evet, olabilir. Olabilir, olabilir. Bak bir gün gelmedim, tanıma yoluna girmişsiniz. El ele tutuşlar. El ele tutuşlar. Tanıma yolu değil, tamam. Direkt sevgili oldular. Direkt love story olayına girdiler. Valla yani kardeşim, ben öyle düşünmüyorum. El ele tutuşmaktan lazım. Öyle el ele tutuşmakla, öyle öpmekle falan bu işler olmaz. Adamız. Valla kardeşim, bence Tuğçe Gökhan olayından sonra burada. Evet. Ondan sonra Arca olayı oldu. İşte eldiven merdiven oldu. Akın olayı oldu. Bir Akın olayı oldu. Annesi geldi burada. Kardeşim oldu. Bunlar bende gerçekten Tuğçe'nin bir boşluğa düştüğünü. Kızlar genelde böyle boşluğa düşünce bir erkek sığınacak bir liman. Sığınacak böyle bir liman ararlar ya. Evet, güzel bir şey. O bence zaman doğru bir liman seçtiğinin sana garantisini verebilirim. Sana doğru bir liman olup olmadığını onu izleyip göreceğiz. Yani ben sana şimdi burada kalkıp Tankut abi doğru bir limansın diyemem. Ama benim gördüğüm sadece kızın gözündeki duygu boşluğuna düşüp sırtını yaslayacak bir liman olduğunu, bir adam olduğunu, başını omzuna koyduğunu rahat hissedebilecek. Ha, teselli vermedi de iyi olabilirsin. Ne bileyim işte, hırka vermedi iyi olabilirsin. Ama yani aşkta başarısız olur. Yani bir karda içine kalp koyup götürüp Tuğçe'ye teslim ettiğinde hoşlanabilir. Bunları güzel düşünebilirsin ama şu an onun duygu boşluğunda olduğunu yani düşünüyorum. Yani buna kısacası yani kadın sen, ruhundan anlıyor diyorlar. Sen şunu mu söylüyorsun? Ben yani duygu boşluğunda olan bir kadını kendime hedef aldım. Kendime hedef aldım ve bunun karşılığında gittim yani Türkiye'ye. Benim anlamadım. Ben dedim şimdi, hadi gel bak, sen de duygu boşluğundasın. Beraber bir yol. Duygu boşluğundasın demezsin ama şu var yani. Tuğçe'nin sürekli ağladığını biliyoruz. Biliyoruz, evet. Abi bir geldim, sen ilk geldiğin misafir gün müydü? Şakır şukur ağlıyorsun. Eski anılarım depreşti. İşte bu evde çok şeyler yaşadım. Şudur budur. Halen o psikolojisindesin. Halen onun tereddüdesin. Halen onun yolundasın. Bak şimdi buraya geldin, bunu devam ettirdin. Bunu devam ettirdin. Şunu bir temize çıkartmamız lazım. Onu bir idrak edelim önce. Benim buraya misafir olarak gelip o evde ağlamamın sebebi gerçekten çok yoğun duygular yaşamamdan dolayıydı. O evde yaşanılmışlıklar çok fazla. İster istemez uzun bir müddetten sonra tekrardan o eve girmek beni gerçekten çok duygulandırdı. Ama eve girdin, çıktın dışarı evden. Dışarıda da senin bir hayatın oldu. Fark etmez. Eve ilk dönüş. Seni tebrik ediyoruz. İlk kez bu evde ikinci gün mü başlıyor? Ne zaman geldi? Üç gün önce geldi Tankut. Bugün dört oldu. Bugün dördüncü gün. Ne güzel ya. En hızlı ilişkiye giren çiftsizsiniz. Teşekkür ederim. En hızlı değil ama en hızlı tanıma yoluna giren ilk biziz herhalde. Tanıma. Siz biz sandık ki sevgili oldunuz. Aa, yok, tanıma yoluna girdik henüz. Tanıma yolunda el ele göz gözü ben hiç görmedim. Ne yaptın? Bu kadar hızlı gidiyorsun. El ele göz gözü. O el ele tutuşma da Adnan dedi ki elleriniz aşağıda, el ele mi tutuşuyorsunuz? Yok canım ama dur tutuşabiliriz dedim. Yok canım, ona demedim. Istinade. Adnan sen her şeyi görüyorsun dedin. Hatırladın mı? Yok, biz orada mübalağa ettik. Ellerimiz alttaydı. İkimizin de böyleydi zaten. Çok neyse, ben atraksiyonlu. Gidip şu Onur'a bakayım. Orada Tankut'ta ne durumda bir bakayım. Size anlatayım ben. Yeni olayını bir sorar mısın? Adnan öyle değil. Elleriniz aşağıda, şey ellerimi tutuşuyorsunuz. Ünal olayını. Ne diyecek? Birebir bir cümlesini söylüyorum. Geldiyse sorarım. Evet, hayatım tamam. Bilmiyorum gelip gelmediğini. Dido, Adnan'a bir şey söyleyeyim mi? Onu çok sevdiğim. Ne vereyim? Tamam, başka selam. Tankut'a da söyleyeyim mi çok sevdiğini? Selam söyle. Aşık olduğunu söyleyebilirim. Daha değil. Efendim, selam Gözde. Berker'e söyle. Sevdiğini mi söyleyeyim? Selam söyle. Aşk itirafı varsa nasıl olsa muhabbet kuşumuz gitti artık. Sevgili hayır yine ben devam ediyorum. Selam nasıl söyleyeceğim, selam. Kaybetmem. Diyorum, hiç tanımıyorum. Gördüğüm ama beğendiğim karakterini. Burada gittikten sonra da ya ne kadar güzel bir adam. Keşke böyle bir adam çıksa dediğim birisiydi. Üç günde olmuş, beş günde olmuş. Oldu, tanıma yoluna girdik, tanıyacağız. Belki o benden hoşlanmayacak, belki ben ondan hoşlanmayacağım. Deneyerek ama güzel, fikirlerimiz, düşüncelerimiz, enerjimiz o kadar güzel uydu ki belki çok yakın arkadaş olacağız, belki aşk olmayacak. Ama şu anda çok güzel, fikirlerimiz, düşünce, her şeyimiz olumlu gibi. Mutlaka başka şeyler çıkacaktır. İşte çok aynı gibi düşünüyoruz diyorsun ya. Acaba aynı gibi düşündüğünde sağlıklı bir ilişki olur mu? Ben daha önce de yaşadığım ilişkiler, sadece ilişkiler değil, sosyal hayatımdaki arkadaşlarım veya ailemde de kendi içimde uyumlu olduğum için olabilir. İlla
aşk yaşayacağız diye bir şey yok. Olsa ne âlâ, ne kadar güzel. Ama şu anda çok güzel bir frekans yakaladık. Onu birlikte tanıma yoluna girdik ve başladık. Ama şu anda sevgili değiliz tabii ki. Daha ağırdan alan bir adam. Çünkü bizim gözlemlediğimiz öyleymiş, o. Öyleymiş. Yani o bir anda nasıl böyle bir karar aldı da artık hızlı yaşama taraftarı. O da şöyle söyledi. Neden bekleyeyim ki dedi. İnce eleyip sık dokuyan bir adam evet, çünkü. Evet öyleymiş. Adnan da öyle söyledi adam. Bunu. Yani Adnan bizi söyledi. Şaşırtan o oldu. Bir anda Tuğçe hani. Beklemeye gerek yok dedi. Belki de o beni kaçırmak istememiştir. Ben de onu kaçırmak istememişimdir. Neden zamana yayayım ki? Şu anda hissediyorsam tanırım. Ya bir şeyler varsa ortada zaten ertelemek mantıksız. Dün, zaten bunun için o kadar güzel geçti yani. Ki o kadar eğlenmenin yanında ayrıca benden daha eğlenceli bir insan. Net. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.